Takvimler 27 Şubat 2011 gününü gösteriyordu. Türkiye ve İslam alemi çok sevilen, yeri kolay doldurulamayacak büyük bir hizmet adamını, karizmatik bir liderini kaybetti. Muhterem merhum Erbakan Hoca, milli nizamdan başbakanlığa uzanan demokratik siyasi mücadelesinde fikirleri, hareketi ve icraatlarıyla ömrünü İslam'a, Müslümanlara ve davasına adadı. Necmettin Erbakan Hoca, 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili olarak seçilerek siyasete girdi. Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Parti 1971 darbesi döneminde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca Erbakan 1972 yılında aynı kadroyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu ve 1973 seçimlerinden oy alarak 48 milletvekili ve 3 senatörle meclise girdi. ...1973 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit'in liderliğindeki CHP ile MSP hükümet ortağı oldu ve Erbakan bu hükümette devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savunan Erbakan'ın harekat sonrası adanın tamamının alınması konusunda ısrarcı olması sonucu Erbakan'la Bülent Ecevit arasında görüş ayrılığı yaşandı ve 17 Kasım 1974'te CHP-MSP koalisyon hükümeti dağıldı. Erbakan siyasi hayatındaki en büyük seçim başarısını Refah Partisi Başkanı olarak girdiği 1995 seçimlerinde gösterdi. Bu seçimlerde %21,37 oy alan Refah Partisi 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. 54. hükümetin başbakanı olan Erbakan Hoca, iktidara gelir gelmez Türkiye'de büyük gelişmeler yaşandı. Erbakan, başbakan olarak devletin atıl kapasitelerini harekete geçirdi. Faizsiz ekonomiye geçmeye karar verdi. Vergilerde zam yapılmadı. Havuz sistemiyle hazinenin parasını faizcilere karşı muslukları kapattı. Erbakan, başbakan olarak yaptığı açıklamayla %100 ve %200 aşan emeklilere, askere, memurlara, herkese büyük iyileştirici zamlar yaptı. Fakat tarihler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde askerler darbe yaparak Erbakan hükümetini istifaya zorladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, en çok oy alan partinin lideri Necmettin Erbakan'a hükümeti kurma görevini tekrar vermedi. Böylece halkın tercihi bir yana itilerek İstanbul sermayesinin, medyanın ve askerin istediği hükümet kuruldu. Eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 28 Şubat bin yıl sürecek demiş olsa da Türkiye'nin toplumsal ve siyasi ortamındaki büyük çaplı değişimler daha güçlü çıkacaktı. Büyük lider Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011'de Hakk'a yürüdü, Rabbine kavuştu. Vefatının 6. yıl dönümünde merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya Allahu Teala'dan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun.